Caiz coin gerçekten caiz midir? Caiz coin'i şöyle bir araştırdığımda, şöyle bir içerisine girdiğimde, durumlarını şöyle bir göz kulak ettiğimde bazı uyuşmazlıklar tespit ettim. Öncelikle bizim caiz coin'in Müslümanlığa hitap edebilmesi adı altında yaptığı bu hareketten sonra gerçekten Müslümanlıkta kripto para birimi nerede, nasıl karşılanıyor, caiz mi, değil mi, buna bakmamız gerekiyor. Bunun için de bizim Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kendi sitesinde vermiş olduğu bir fetva var. Dijital paralarla alakalı. Önce bunu okuyayım size. Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyor. Aldanma ve aldatma riskleri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda sade zincir olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir diyor. Ya Diyanet İşleri yalan söylüyor ya caiz coin yalan söylüyor. Çünkü Müslümanlıkta böyle bir paranın kullanılması caiz değildir. Caiz coin'in sitesine girdiğimizde böyle ana sayfada bizi birkaç tane madde karşılıyor. İşte bu maddede kimlere hitap edeceğimizi, kimlere hitap etmeyeceğimizi, nerede kullanacağımızı, nerede kullanılmayacağımızı söylüyor. Birincisi demiş ki İslami finans standartlarına uygun kripto jetonu. Şimdi İslami standartlara, yani İslami finans standartlarına uyabilmesi için öncelikle bizim bunun dinimizde caiz olması gerekiyor. Bu bir elendi. Diğer olay da şu. Silah, tütün, yetişkin endüstrisi, alkol veya domuz endüstrisi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle iş yapılamaz. Aldın mı şimdi Avrupa'dan eksiği? Yedin mi Avrupa'dan eksiği? Avrupa'daki kullanıcıyı kaçırdın mı? Kaçırdın. Neden kaçırdın? Onun da açıklamasını yapayım. Şimdi Jonathan amcamız evinde oturuyor. Jonathan amcamız bütün parasını gitmiş, caiz coin'e yatırmış. Cebinde bulunan paraya da işte son elektrik faturasını ödemiş. Ama Jonathan amcamızın akşam canı bira çekti. Elinde de caiz coin var ve bu caiz coin aracılığıyla kendine bir bira alacak. Şimdi ne yaptı Jonathan amcamız? Alamayacak mı? Burada direkt olarak zaten eksiği yedi bu. Bunlar benim başlıca seçmiş olduğum olaylardan birkaç tanesiydi. Daha isterseniz sitesine girip bunları inceleyebilirsiniz. Asıl diğer olayımız ise şu. Şimdi şöyle bir teori de var ortada. Caiz coin'i çıkaran Müslüman karşıtı olan bir insan da olabilir. Neden? Çünkü Avrupa kanadında Müslümanlık gerçekten sevilmeyen bir din. Yani Müslümanlık dediğiniz zaman genellikle eşittir soru işi, böyle eşittir diye geldiğinde karşınıza terörizm tarzında şeyler çıkıyor. Ve bunu fırsat olarak bilen bazı insanlar da bu coin'i çıkartıp piyasayı dolandırıp kaçtıktan sonra da Müslümanlığa bir leke bırakmak için de yapılmış olabilir. Bunu da bir kenara yazalım. Ama asıl para babalarının olduğu ülke, yani hitap etmesi gereken ülke Suudi Arabistan ve Kuveyt. Kuveyt'te de kripto paralar yasak. La bu kime hitap edecek o zaman? Bu paraya kim yatırım yapacak? Elin canı tanımı yatırım yapacak? Hayır. Yani çok fazla uzun süreli bir yatırım gibi görünmüyor.